Vur gitsin be. Gelişine çaktık ve gol be. Şu Emir'in bir golü olur mu be? Emir be. Emir çalışkan. Burası Oyun 3. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle ufak bir duyuruyla başlayayım. Arkadaşlar 3008 tane yorumu içinden adaletli bir şekilde oyuncu seçmek bence normaldi. Yani adaletliydi, onu demeye çalıştım. Sitemeden arkadaşlar var, hatta Instagram'dan belalı mesaj atanlar vardı. Neyse, yani yapabileceğimiz en adaletli yol buydu. Bir sezon daha devam, bir sezon devam edeceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra yeni takım seçmeleri olabilir. Herkesin girme şansı var. Ya bunu söyleyerek bir başlayayım dedim. Şimdi Werder Bremen'le arkadaşlar bir maçımız olacak ve ilk kadromuz olan Über 1 ile oynayacağız. Şunu da söyleyeyim, günde 2 video atmaya çalışacağım. Bunu sabah izliyorsanız öğleden sonra akşamüstü akşam gibi bir tane daha video gelecek. Şimdi Über 1 ile ilk maçımıza bir çıkalım. Bu arada 3. maç eksiğimizle Mönchengladbach 1. Bayern'ın hiç beklemediğim performans. Bayern 2. Biz Bayern'le yarışacağız büyük ihtimalle. Şimdi Über 1'i aldık mı? Aldık. Oo, karşıda Rashica var. Ömer Toprak var. Eggestein var. Eggestein'i bir şeyimde kullanmıştım ben kariyerimde. Güzel oyuncuydu. Neyse. Şu maça bir sağlam başlayalım. Bu arada zorluğu da bir tık arttırdım. 7-0 almıştık biliyorsunuz Über 1 ile ilk maçımızı. Yani o biraz fazlaydı. Bakalım zorluğu arttırdık nasıl faydası olacak. Furkan Çetinkaya hazır arkadaşlar. 4 gol atmıştı. Şu an takımın en yüksek reyting alan oyuncusu. FIFA 21 kazanmaya en yakın oyuncumuz yani şu anda takımdaki. Bakalım. Dakika 1 gol 1 de yapmaya çalışalım. Olacak mı? Göreceğiz. Haydi oğlum. Berkay. Herkes bir hücuma hemen gelse çok güzel olacak. Furkan orta sahada top aldı. Mikail İsmail'li. Ah, topuk bası geçmedi peki. Bu arada spiker sesine geçmeyi unutmuşum ya. Spiker sesi geldi mi geldi. Hayır, devam. Onur Samet kullandı. Tukay orta sahasına döndü. Mikail yukarı döndü. Pervis. Azeri kardeşimiz sol kanattan yardırıyor. Orta arkaya doğru Furkan. Abi o ayak çok kattı, o penaltı olması lazım ya. Allah Allah. Hadi bir baskı beyler. Çok güzel baskı. Harika pas. Ah be, direkten çıktı. Orhan Bütüner. Hadi dakika 9, şurada bir takım perisi açalım beyler. Bastırın çocuklar. Haydi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Furkan'a geldi top. O da hemen yukarı oynadı. Bir plasa gelir mi? Ah, dışarı gitti. Mükemmel oynadık ya. Enes geldi. Verdi pasını. Bir orta gelir mi? Geldi arkaya doğru. Kafayı vuramadık. Abi baskı güzel. Onu da alalım. Enes şükrü. İnanılmazsın. Hemen erken orta Furkan'a doğru. Abi yapmayın hadi. Biraz daha hevesli. Çok güzel. Hocam faul yok mu var? Güzel. Hemen kullanmayın beyler. Frikik atacağız. Şimdi frikimiz bizim kimin iyi? Abi kimsenin iyi değil mi ya? Sanki Enes Şükrü Keskin en iyisi. Şöyle vuralım beyler. Şöyle gider mi be? Gider mi be? Ah, kaleci Pavlenka. Çok şanslısın Pavlenka. Kornerlerimiz ilk maçta bayağı bir kafa golü atmıştık. Gelişine orta. Kafayla vurduk. Ya Pavlenka. Yani Pavlenka'ya denk geldik ya. Enes adamını geçti. Pasını verdi. Ekstra pas geldi, şut geldi, olmadı. Tamam, okey. Orhan bir plase denedi. Gene Pavlenka. Ulan Pavlenka. Ulan Pavlenka. Tukay, güzelsin Tukay. Vallahi hatasını affettirdi adam ya. Şu pas geçer mi? Annem annem. Orhan. Ortası. Oğlum Orhan. Aaa! Mikail ne yaptın ya? Orhan hayatın asıl... Oğlum bilerek dışarı atmışsın gibi ya, çıldırtma beni ya. Bu ne ya? Furkan'a bak. Neler yapıyor? Ekstra pas, ah be. Çok güzel aldık. Furkan'a doğru. Oğlum onu da atarsın artık herhalde. Onu da atarsın herhalde. Bakalım. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı diyor Furkan. Peki Furkan. En ileriyle oynadık. Offside olmasın ne olur. Ah be, çok iyi pozisyondu. Oğlum çok iyi geldik be. Vur gitsin be. Oğlum çok basit goller oluyor. Zorluğu da arttırdık ama. Niye böyle oldu ya? Neyse, Mikail attı. Aynen, Mikail İsmail'li. Enes Şükrü. Verdi pasını. Çok güzel bir pasta. Oğlum hadi vur artık ya. Ne bekliyorsun? Gelişine çaktık ve gol be. Orhan Bütüner. Yerden mükemmel bir vuruş. Orhan çok sakin.
Orhan çok profesyonel. Atarız biz bunları diyor. Peki Orhan. İlk yarı böyle bitti. Zorla bir tık daha arttırmamız gerekebilir ya. Aynen. Verdi pasını Berkay. Furkan vurdu kaleci Pavlenka. Allah cezanı vermesin Pavlenka'ya. Böyle ön direğe doğru açtık ama. Vurduk bu kafayı vurduk. Orhan vermedi. Uzaktan deniyor Orhan. O nasıl bir vuruş Orhan ya? Orta açarlarsa tehlike olabilir. Ters bir vuruş. Onur Samet güzelsin. Kornerlerde iyi miyiz bakalım? Kafa toplarında fena değiliz ama. Hayır be! Ya! Beyler nasıl yedik bunu ya? Neyse 3-1 ya. Allah'tan skor güzel. Orhan verdi. Dukay'dan plase, mükemmel bir plase. İnanılmaz bir gol geldi. Golleri izletmem diyordum tekrarlarını ama Dukay Alper inanılmaz bir plase attı ya. Ceza sahası dışındandı değil mi? Oy 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 oy. Asist de Furkan'dan geldi. Oo, Matrix'e geçtik yine. Ceza sahası dışından annem golü ya bu. Oy oy oy. Pavlenka avladım ulan seni. Kapatın orayı. Aynen işte bu be. Takım presi budur abi. Şimdi bir oyun kuralım sakin. Orhan verdi kaçıyor. Çok iyi pas. Bu golü kim attı ya? Yine mi Tukay Alper? Mikael İsmail atmış. Onun bugün ikinci golü. Çok iyi goldü be. İki skill hareketi arka arkaya yaptı kendisi. Hayır. Tukay nereye veriyorsun abicim? Orhan aldın. Oğlum yemeyelim onu ya. Furkan Gün harikasın oğlum. Yine korner. Yediğimiz tek gol de kornerden geldi. Yine korkulu anlar. Gerçi 5-2 olur. Yersek abi yiyip duruyoruz ya. Allah Allah. Çocuklar bir dikkat ya. Abi kafadan yiyip duruyoruz ya. Aman be. Şöyle oynasak nasıl olur? Hızlı çıksak hani mesela. Of. O geçti geçti. Berkay. Önünde kaldı. Çok şanslısın Berkay. İnanılmazsın Berkay. O adamı da oyundan düşürdün ya Berkay. Adamsın Berkay. Berkay artist. De ki Berkay. Kabulümdür. 6 oldu. Gerçekten zorluğu biraz da arttırmamız lazım. Abi bu gerçekten kolay oluyor ya. Bize hiç iki gol atan olmamıştı şimdiye kadar. O açıdan zorluk dengeli gibi görünüyor. Ama biz çok iyiyiz ya hücumda. Hoca izin vermedi. Güzel maç. Orhan Bütüner, Furkan Çetinkaya, Tukay Alper, Mikael İsmail'i, Berkay Can Polat. Annem gollere bak. Asisti Furkan yapmış 2 tane. Orhan Bütüner 1 tane. Berkay Can Polat 1 tane. Furkan Gün 1 tane kurtarmış. Rating olarak Orhan Bütüner 10 almış. Furkan 9 almış. Tukay Alper 10 almış. Mikael İsmail'i 10 almış. Vay be. FIFA 21 için işler kızışıyor arkadaşlar. Liderliği almışız. Bu güzel haber. Ve Arda Bielefeld'in sahasında konuk oluyoruz. Bu da ikinci güzel haber. Takımımız Über 2. Sonra Über 3'le devam edeceğiz. Geçelim mi maça ya? Geçelim. Bölüm sonunda istatistiklere bakacağız zaten. Onlar da kimler varmış? Tanıdığım bizleri var mı? Vallahi yok. Ortega varmış kalede. Devam. Arminia Bielefeld ligin alt sıralarında ama şöyle bir şey var. Sürpriz bir yenilgi olsun istemiyorum. Umarım Über 2 dikkatli olur ya. Güveniyorum. Çok güzel bir sol orta sahamız var Mehmet Hakan. Onun hızına güvenip birkaç gol bulurum diye düşünüyordum. Sert bir faul. Mehmet Hakan top istedi. Verdik yukarı. Harika bir pas. Oy oy oy. Serhat attı be. Ben buradayım diyor. Aferin Serhat. 1-0 öndeyiz ya deplasmanda. Ali Smert'e doğru. Oo kaçanı gördüm. Serhat. İkinci gole gidiyor Serhat. Kaleci hiç yanımlama Serhat. Vursaydın keşke Serhat. Peki Serhat. Takım presi de açalım Über 2 ile. Çok güzel. Halis girdi araya. Halis hızlı oynarsan her şey çok güzel olabilir. Kaçanı da gördün. Önümüzde kaldı. Abi inanılmaz gol. Kim attı bunu? Bana isim verin. İnanılmaz bir gol. Klaselerle içinden geçiyoruz ya Bundesliga'nın. Oy oy. Ya neredeyse kaptırıyorduk orada. Bak çok iyi dripling yapmış. İsim. Abi bu da ceza sahasının dışından ya. Çok iyi avlıyoruz biliyor musunuz? Çok oy 85.5 ya. Ayberk atmış. Harikasın Ayberk be. Ayberk Köksal adamdır. Bu plaseyi unutmayacağım. Alırız onu be. Alırız be. Lan çalım yedik ya.
Çok iyi pas. Yemeyin onu abi. Ucundan döndük. 2-1 yakalıyorlardı ya. Onları maça tutundurabilirdi bu gol. Halis Mert çok hevesli. Siz bize gelirsiniz biz de size geliriz diyor. Verdi sol kanada Mehmet Akan. Oyunun en hızlı sol kanatlarından biri. Daha doğrusu takımın. Ortasını arkaya doğru yaptı. Çok kötü orta be. Halis Mert. Ah Halis Mert. Oğlum. Bu Halis Mert ne yapıyor ya? Serhat. Serhat, inanılmazsın Serhat. Yani Serhat bu maç hat-trick yaptı mı? İki gol attı galiba. Birkaç pozisyon önce kaleciyi çalımlamaya çalışmıştı. Ve onu şimdi yaptı. Lan topuk pasları falan geliyor. Armin'e Bielefeld ya ne yapıyorsun? Orta geldi, kafa geldi, dışarı gitti az farkla. Of, oğlum ne yapıyorsunuz ya? İçeriyi tutun beyler. İsmail harikasın. Tam olman gereken yerdesin İsmail. Hemen eliyle başlattı İsmail. Hızlı çıkalım istiyoruz. Abi sol kanadı, sağ kanadı bulduk. Tamam. O da güzel. Kanada geldik. Beyler içeri geçin. Arka direğe doğru mükemmel bir gol değil. Çünkü dışarı vurduk. Abi bunlar kaçarsa bizim işimiz zor ya. Berkay değil mi bu? Ah Berkay, Aybert'miş ya. Halis. Halis iki kişinin arasından geçmeye çalışıyor. Olmadı, izin vermediler. Ama top bizde kaldı. Şu Emir'in bir golü olur mu be Emir be? Emir çalışkan. Yalnız ondan önce de Mehmet Akan'ın çok güzel driplingini gördük ya. Oğlum parçalıyoruz da. Bu bölümden sonra 2-3 tık arttıracağım zorluğu. Böyle olmaz. Yalnız Presa goller de harika görünüyor be abi. Şuna bak, bu da ceza sahası dışından. Hepsini ceza sahası dışından atıyoruz ya. Bir de hep yağmurlu havada oynuyoruz. Şu hava bir kurusa, bir akşam maçı olsa daha zevkli olacak gibi ama. Kondisyonlarda Emir Çalışkan biraz fazla yorulmuş. Elbir de biraz fazla yorulmuş. Onların kondisyonunda sıkıntı var belli ki. Devam. Ya Halis. Babacım bir pas istedik alt tarafı. Defans çalışıyor. Oo döndük Elbir. Arka direkte koşanı gördüm. Oraya attım. Haydi Mehmet. İşte bu Mehmet. Mehmet Akan. Çok güzel. Mehmet Akan çok hızlı. Ama pası demin gördünüz. Çok kötüydü. Ama böyle kat etmeleri de inanılmaz ya. Mehmet'i bulduk yine. Mehmet arka direği düşündü yine. Oo. Yarım robo şota mıydı bu? Aybert güzelsin abi. Gördüm. İnanılmaz pas. Aybert gidiyorsun. Ayberk! Ayberk! Mükemmel bir aşıkma Ayberk. İnanılmaz bir top daha. Pas da iyiydi. İnanılmaz bir bitiriş ya. 6-0'ı çok güzel bir golde bulduk. Kalecinin hafif açıldığını görünce güzel abi. Harika gol. Yine bir korner. Haydi beyler. Aha! Ah karambol! Yapmayın! Vur ileri gitsin. Harika. Lan yiyorduk be. Hayır be! Hayır be! Bu nasıl gol ya? Abi yiyeyim tamam da yani öyle yemeyeyim ya. Benim gibi gol atmıyorlar anladınız mı? Karambolden doğuruyorlar o golü. Ayberk! Çok iyisin Ayberk be! Ortak geldi! Çok basit. Serhat! Çok iyi gol be. Ay Serhat kusura bakma sana böyle bir sevinme yaptırdığım için. Ve böyle bitti. Über 1'den sonra 7 gol barajına ulaşan ikinci takımımız da Über 2 oldu. Güzel, gayet güzel ama bir sonraki bölüm zorluğu bayağı arttıracağım. Onu tekrar belirteyim arkadaşlar. Hemen gelelim. Ayber Köksal 10 almış. Serhat Çankurt 10, Mehmet Akan 10. 9.1 işte Emir Çalışkan. İsmail Deveci 6.7. Goller. Köksal, Çankurt, Çalışkan, Akan. Asist, Çankurt, Köksal, Elbir, Mehmet Akan. Güzel. Über 3'e denk gelen takımda arkadaşlar. Eintracht Frankfurt. Hemen kaçıncı olduklarına bir bakayım şuradan. Yedinciler. Hiç fena gitmiyorlar. 9 puan toplamışlar 5 maçta. 2 mağlubiyet, 3 galibiyet. Ulan Bayern Münih maç fazlasıyla yine önümüze geçmiş ya. Bu herifler bizim peşimiz var ya sezon boyu bırakmayacak. Ama onun dışında da çok rakibimiz yok gibi ya. Yani Mönchengladbach, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen. Bunlar fire verecektir ama Bayern Münih fire vermez abi. Bir beraberlikleri var Bayern Münih'in. Şu bölüme geçelim. Zaten seçkinde oynuyoruz da.
İşte şu şey ayarlarıyla oynayıp biraz daha arttıracağım. Neyi arttıracağım onu da bilmiyorum ama. Burada Jovic var. Mehmedi. Başka. Interager. Trap var kalede. Endika var. Kostic. Ulan güzel kadro ha valla. Sevdim Eintracht Frankfurt'u. Keşke kariyerini yapsak ya. Arkadaşlar Uber 3 ile böyle 5'te 6'lı rakamlara ulaşabileceğimizi düşünmüyorum gol olarak. Çünkü bu takımda kaleci dışında öne çıkan özelliği olan oyuncumuz çok az ya. Yani öyle bir şey var. Hızlılar ama teknik, dribbling, pas falan bunlar çok zayıf. Bir kalecimiz iyi. Arda Avcı zaten bizim takımın en iyi kalecisi. 87 overall'ı var. Bakalım neler olacak ya. Yusuf Efe'ye barını görüyoruz. Furkan da burada. Görelim bakalım. Bir koz hazırımızı paylaşalım. Bu arada güçlü takım. Eintracht Frankfurt hakikaten bizi zorlayacak gibi görünüyor. Ama alırız ya. Öne kadar geldiler. Abi onu alsaydık çok iyiydi. Hayır. Kim kaydı orada? Biri kaydı. Arda yiyordun golü. Ya bu Arda ne kadar şanssız ya. Geçen bölümde de gol yemez diyordum. Tek golü Arda yedi galiba geçen bölümde. 87 overall'ıyla. Gel abicim gel. Gel. Ege. Yaptın ortayı. Nereye doğru? Gelişine vuruş dışarı gitti. Biz de tehlikeli olabiliriz. Dikkat edin. Eintracht Frankfurt. Sözüm sana. Ah o pas geçse var ya. Neler yapacağız? Ama şu geçebilir. Abi inanılmaz bir tamamlama. Baran Baytok. Şu sevinme nasılmış? Artistik sevinme. Güzelmiş ya. 1-0 öndeyiz. Eintracht Frankfurt güçlü rakip. Bu bölüm karşımıza gelmiş en güçlü rakip diyebilirim. O da Uber içe denk geldi artık. Yapacak bir şey yok. Alalım be. Ya. Abicim yapmayın ya. Yapmayın önünde kalıyor adamın ya. 1-0 gidiyordu ya maç. Hadi beyler. Bir tık daha arttırın vitesi ya. Hadi. Çok iyi geçtik. Hadi bitir artık onu. Abi çok iyi gol. Hemen cevap veriyoruz. Hiç acımıyoruz. Hiç. Tüm takımla birlikte aşırtma deneyim dedim. Allah'tan kaleciden sekmiş be. Güzel. Yusuf Efe durmaz. Bundesliga'da şu ana kadar 3 golü var. İlk golümüzde Baran Baytok attı. Devam. 2-1 öndeyiz. Uzatmalar oynanırken bir sıkıntı olmasın beyler. Ha? Olmadı. Ve ilk kere bitti. Güzel güzel. Bakalım kondisyonlara. Var mı bir sıkıntı? Yani maçı çıkaramayacak adam olursa bu maç tehlikeli çünkü diğer takımlarda... Oo! Buğra Berksoy'un biraz, sol bekimizin biraz kondisyonu düşmüş ama normalden biraz daha fazla. Bu takım kondisyon olarak iyi ya. Bak bu takımın da dengesi şu olmuş. Overall olarak çok yüksek değiller ama en azından güçlüler. Maçı bırakmayacaklar yani. Güzel. Songür kaçtı. Yusuf Song, Yunus. Yunus. Çek oğlum. Dışarı çektin. İşte yetenek dediğim buydu. Çok yok. Pasımız da güzel. Hadi bir üç gelsin be. Ah be gerisine düştü. Oradan var ya ne vole çakardım ben. Ne vole. Koşun beyler ne yapıyorsunuz? Araya koşanı gördüm. Bu gol olur mu? Ah ya ulan ben ne yapıyorum ya? Allah'tan öndeyiz ya. Ege plase. Fena değil. Bu daha uzaktandı. Evet çok uzaktı bu. Yunus geliyor. Yunus adamını çok iyi geçti. Bir plase deniyor. Allah'ım inanılmaz gol. O kadar çaprazdan nasıl attık onu ya? Yunus Songür. Bak bak bir dakika. Yunus'un küçük resmini göstereceğim size. Baksana abi. Bu adam atar yani. Adam tam bir boğa ya. Keyfi yerinde. Ulan çok iyi gol attık be. 3-1'i ya çok geç yakaladık. Dakika 90 falan herhalde ama attığımız en güzel plaselerden biri olabilir bu ya. Mükemmel bir vuruş ya. O kadar dar açıdan. Ya bunları kaleciler de beklemiyor galiba buralardan. Baksana abi kalecinin duruş da hatalı. Aynen çok önde durmuş ve çok solda durmuş. Abi korkmaya başladım. Düşünsenize şimdi bizim forveti en güçlü takımımız Uber 1. Onlara mesela Bayern Münih gelse, Bayern Münih bana 3 atsa ben de onları 3 atarım derim. Ama Bayern Münih falan, Mönchengladbach, Uber 3'e gelse sıkıntı yani. Ama gerçi çok eğlenceli olur o zaman da maçlar. Durmaz atmış, Baran Baytok, Yunus Songür çok güzel asistler. Baran Baytok 2 tane. 3. asist yok çünkü o bireysel. Kurtarışlarda Arda Avcı 2 tane. Ratinglere bakalım bir. Baran Baytok 9.1. Kalecilerimiz çok düşük rating alıyor ya. Yunus Songür 8.9. Neyse şimdi geleceğiz zaten ratinglere. FIFA kısmında FIFA'yı kazanma PC versiyonunu hediye ediyoruz biliyorsunuz bu kariyerde. Kim önde göreceğiz. Öncelikle gelin
Furkan Çetinkaya ikinci. Lewandowski ile yarışıyor hala. Geçen bölüm de öyleydi. Tugay Alper, Durmaz varlar sıralamada. Asiste of. Oğlum biz kapatmışız asiste. O kadar çok gol attık ki. Ama bir sonraki bölüm böyle olmayacak. 1-0, 2-0 kazanırsak. Daha doğrusu kazanırsak kendimizi şanslı sayacağım. Onu söyleyebilirim. Gol yenmeyen maçta da abi Furkan Gün. Olmadı ya. Neyse. Kameramızı şöyle aşağı bir alalım. Önce istatistiklere gelelim. 5 gol 2 asist Furkan. Serhat Cankurt. Alper. Güzel ya. Yani herkesten mi katkı alıyoruz diyeceğim de stoperlerimizden katkı yok mesela. Sol bekimizden bir asist katkısı var. Evet. Furkan Sertdemir'in hiç katkısı yok. 78 overall da fena değil aslında. O niye öyle ya? Stoperler sol bekten katkı alamamak normal de. Şunlardan hiç katkı yok çünkü. Cem Arda Yüzbaş'tan falan. Mesela şeyden Enes Şükrü Keskin'den var. O Über 1 miydi? 2 miydi? Neydi? Onları tam hatırlamıyorum ama Furkan Gün. Yani bakacağız. Ratinglerde de önde olan oyuncularımız Furkan Çetinkaya, Tugay Alper. Oo, bayağı iyi yakın gidiyorlar. Orhan Bütüner 9.5, 9.60, 9.60. Bayağı iyi gidiyorlar ya. Bak 8.5'lar, 8.60'lar falan da var. FIFA 21 savaşı kızıştı biraz. Ama galiba bir dakika ya. Bu 9'lar kimin abi? Santrafor, orta saha. Vay be. Tugay Alper 9.60 almış. Hani diyecektim acaba santraforlara mı gidiyor diye. Yok. Orta sahalar da rating olarak yüksek olabiliyor. Ama şey tabii, hani bir defans, bir kaleci nasıl alacak bunu bilmiyorum. Yani olmadı o şeyi değiştirebiliriz arkadaşlar ya, ne derler. Bu yani bu FIFA'yı kimin kazanacağıyla ilgili istatistiği, o kararı, o şartı değiştirebiliriz. Bakalım. Neyse, bu bölümü öğleden önce izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Akşamına, öğleden sonrasında bir bölüm daha kanalda olacak. Günde iki video olarak gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu kariyerde tekrar görüşürüz. Bay bay.